darbe girişimi nasıl bastırıldı? Fethullah Gülen terör örgütünün 15 Temmuz 2016'ya gelinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 1970'lerden başlayacak şekilde nasıl yerleştiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl serpildiğini, korunduğunu, kollandığını, kritik kadroları ele geçirdiğini biliyoruz. Ve o talihsiz ve utanç verici gün niyetlendikleri bu büyük kalkışmayı yurt sathına yayamamalarının yegane ve en önemli sebebi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki reflekstir. Silahlı Kuvvetler içerisinde binlerce yıllık genetik kodların getirisi olan ve ilelebet devam edeceğine inandığımız o çelik çekirdek, o ruh, o cumhuriyetçi ruh, o Atatürkçü ruh ve bu içlerine kadar işlemiş subaya subaylar ilk anda bu kalkışmaya niyetlenen grupları bastırmışlardır. Bu çok nettir. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü subaya subaylar sivil kıyafetleri bile olmasına rağmen üzerlerinde mesai sonrasında koşarak karargahlarını tekrar almaya gittiler. Çarpıştılar, direndiler ve buna engel oldular. Yoksa siz de takdir edersiniz ki tank çok güçlü bir savaş makinesidir. 40 tondan başlar, 70 tona kadar ağırlığı mühimmat yüküyle beraber artabilir. Bir tankı bir insanın, insan kitlesinin ya da başka bir aracın, kamyonun, belediye kamyonunun durdurması mümkün değildir. Zaten bu refleksleri kaybolmuş. Silahlı kuvvetler içerisinde de inanacakları bir arka plan kalmamış. Bu terörist örgüt, bu bir avuç güruh inancını kaybettikten sonra sivil halkın da çabasıyla bertaraf edilmiştir. Burada tabii polis teşkilatının da ilerleyen saatlerde onların içindeki değerli kadroların da silahlı kuvvetlere büyük destek verdiğini söylememiz gerekir. Bugün maalesef tekrar silahlı kuvvetleri rencide edici bu 15 Temmuz afişlerinde de ifade edildiği üzere askerin tamamı tarafından organize edilmiş bir hareket olarak bunu göstermek devletin kurucu değerlerine de ihanettir. Dikkatli olmak lazım. Milli güç unsurlarının zayıflatılmasına neden olabilir bu. Arka planda devleti oluşturan çimentolardan birisidir silahlı kuvvetler ve tüm devletler için bekayı sağlayan güçtür. Silahlı kuvvetleri siz değersizleştirdiğiniz, itibarsızlaştırdığınız zaman ülkedeki yaşam ve beka imkanını ortadan kaldırırsınız. Çok dikkatli olması lazım yetkili makamların, sorumluların. Sait Ertürk Albay'a örnek verebilirim. İstanbul'daki o büyük mücadelesine örnek verebilirim. Kışlasına gelip zırhlı birliklerin dışarıya çıkışına engel olmasını, tankları bir yerde toplamasını, buna rağmen terörist rütbeli olduğu o gün görülen ama içleri ruhları terörist olan bir grubun helikopterle inip şehit edilmesine kadar varan süreçte gösterdiği kahramanlıkları ifade edebilirim. Yine Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu terörist örgüt tarafından ele geçirilme gayretlerinin olduğu ilk dakikalarda üniformalarını çıkarmış ellerinde sivil kıyafetleriyle bulunan, üniformalarını bile giymeden silahlarını alıp, beylik silahlarını alıp karargahın kapısına koşup engel olmaya çalışan Ali Demir'i ve arkadaşlarını örnek verebilirim ki bu arkadaşlarımız bir dönem Balyoz Kumpası'nda cami bombalayacaktı diye suçlanan, iftira atılan arkadaşlarımızdır. Ne büyük bir ironidir ki, tenakkuzdur ki burada devletini, milletini savunan da onlar olmuştur. Bu da zaten büyük operasyonun ne kadar kirli yönetildiğini, kimlerin bir arada nasıl oluşturduğunu çok net olarak bize göstermektedir.